Evet. Evet. İki şeyi belirtmek istiyorum öncelikle. Birincisi, bu metinde de gördüğümüz üzere altılı masa toplantılarında her seferinde ciddi bir ilerleme ortaya çıktığını görüyoruz. Bakın, her toplantıda aslında bir önceki toplantıdan bugüne ortaya çıkan ilerlemeler de tabii değerlendiriliyor. Şimdi biliyorsunuz çok farklı çalışma grupları oluşturuldu. Örneğin seçim güvenliği konusunda da var, işte ekonomiyle ilgili de var, yapılacak dönüşümlerin, büyük reformların neler olacağıyla ilgili de çalışmalar sürüyor. Bu bakımdan şunu belirtmek istiyorum, tabii izleyicilerimize dikkatine sunmak istiyorum. Bu toplantılar boşuna yapılmıyor. Yani her seferinde yeni adımlar atılıyor, yeni ilerlemeler kaydediliyor. İkincisi de tabii yine bugün de aynısını gördük. Gerçekten çok önemli bir kamuoyu ilgisi var. Yani altılı masada ne konuşulduğuna, liderlerin hangi adımları atmak üzerine mutabakat oluşturduğuna ilişkin çok ciddi bir kamuoyu ilgisi var, beklenti var. Bu da bizim açımızdan çok da mutluluk verici bir gelişme. Bu açıklamadan sonra tabii bu metinde... Mesela bu seferkinde ne yenilik çıktı diyorsunuz? Tabii söyleyeyim. Yenilik çıkıyor diye. Şimdi şöyle, bir defa en başta burada da bir cümleyle belirtilmiş, Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonu çalışmaları düzenli şekilde sürdürmektedir deniyor. Şimdi bakın, Türkiye'de temel meselemiz aslında bu sistemin değişimi. Yani bunun görülmesi gerekiyor. Yani Türkiye 2018'de geçtiğimiz bu ucube Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden sonra birçok alanda gerçekten, yani üzülerek bunu belirtiyorum, küme düştü. Yani dış politikadaki durum ortada, ekonomik performans Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu ekonomik manzara ortada, demokrasiden uzaklaşma tabii ortada. Bu şartlarda önümüzdeki seçimler, hepimiz çok iyi biliyoruz ki salt bir cumhurbaşkanlığı seçimi değil. Yani seçmenler gittiklerinde sandığa, Türkiye bu sistemle devam edecek mi? Yoksa Türkiye'de bir demokratik geçiş ortamı oluşacak mı? Buna karar verecekler. Bunun için oy verecekler. Özetle burada en temel mesele, bu dönüşümün, Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu bu büyük anayasal ve yasal reform sürecinin olgunlaşmakta olduğu, burada yeni adımların atılmakta olduğu belirtiliyor. Benim gördüğüm tabii en önemli gelişme bu. Bunun yanında tabii yine burada belirtmemiz gerekiyor. Seçim güvenliği ve kurumsal reform konularındaki çalışmaların da olgunlaştığı. Şimdi Cüneyt Bey, Türkiye bir demokratik ülke olsaydı emin olun böyle bir gündem bulunmayacaktı zaten. Yani izliyorsunuz, dünyanın başka yerlerinde seçimler oluyor. İnsanlar hiç böyle konularla meşgul değiller. Yani nasıl olur da seçmenlerin oy vermesini kolaylaştırırız diye düşünüyorlar, değil mi? Yani işte birçok ülkede elektronik oy verme var, postayla oy verme var, başka yöntemler devreye sokuluyor. Çünkü insanlar şunu görüyorlar, ya seçmen ilgisi seçimlerde düşüyor. İşte en son Fransa seçimlerinde de bunu gördük. Geçmişte Amerikan seçimleri çok tartışıldı. Komşumuz Bulgaristan, yani 3 defa seçim olmasına rağmen %40'lar düzeyinde bir katılım vardı. Ve hep nasıl olur da katılım arttırılabilir diye düşünülürken, Türkiye'de ise bambaşka bir durum var. Seçmenler seçime katılıyorlar. %85'in üzerinde bir katılım var ama seçim güvenliği bakımından çok ciddi kuşkular var seçmenlerde. Bu Türkiye'nin demokrasiden uzaklaşmış bir ülke olması, tek adam rejiminin ortaya çıkarttığı bir sonuç. Ama burada da gerçekten 6 parti arasında, daha doğrusu bütün Türkiye'nin demokrasi güçleri arasında çok ciddi bir hazırlık var seçim güvenliğini sağlamak konusuyla ilgili. Yunus Emre, Sayın Kılıçdaroğlu bir tweet atmış. Bakalım ne demiş, konuyla da ilgili belki onu da değerlendirmek lazım. Yarının Türkiye'sini inşa etmek adına bir araya geldiğimiz toplantı için başta ev sahipliği yapan Sayın Meral Akşener olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ederim. Tarihin bize yüklediği sorumluluğun farkındayız ve kararlıyız. Bu düzen değişecek, ülkemiz huzura kavuşacak diye moral verici bir... Bu metin kalsın, burada birkaç şey bununla ilgili söyleyeyim. Olur. Şimdi birisi, bakın ilk ifade yarının Türkiye'si. Şimdi yarının Türkiye'si nereden hatırlıyoruz? 28 Şubat 2022'de Bilkent Otel'de toplandığında liderler, orada güçlendirilmiş parlamenter sistem yarının Türkiye'si başlıklı bir rapor, bir doküman kamuoyuyla paylaşıldı. Yani bu yarının Türkiye'si öyle laf olsun diye söylenilmiş bir cümle değil. Tabii. Yarının Türkiye'sinde nasıl olacağı o dokümanda var. Yani güçlendirilmiş parlamenter sistemin temel unsurları, yargı bağımsızlığı, meclise karşı ve meclisin içinden çıkan bir hükümet, yolsuzlukla mücadele anlayışı, siyasi ahlak kanunu, kesin hesap komisyonunun kurulması, yani birçok temel ilke o dokümanda var.
Özetle yarının Türkiye'si özenle seçilmiş belli. İlk ifadenin de yarının Türkiye'si olmasının böyle bir önemi var. Onu belirtmek istiyorum. İkincisi tabii yine orada da tweette de karşımızda bulunuyor. Bir düzen değişikliği olacak Türkiye'de. Yani Türkiye'de demokratik rejim ne yazık ki 2017 Nisan referandumuyla ve onun sonuçlarının 2018 seçimlerinin hemen arkasında uygulamaya geçmesiyle birlikte galiba 4 Temmuz'du değil mi ilk Erdoğan hükümetinde? Artık hükümet de yok gerçi. Dilimiz alıştığı için hükümet diyoruz ama yani 2018'de şeyle birlikte yeni yönetimin de oluşturulmasıyla birlikte Türkiye'de demokratik rejim aslında askıya alınmış oldu. Şimdi Türkiye'nin yapacağı bu önümüzdeki seçimlerden bu arada sonra... Meral Hanım da gene sözünüzü tabii, kesiyorum sık sık ama değerlendirmeye tabi şeyler. Meral Hanım da bir tweet atmış. Bugün 6 siyasi partinin genel başkanları olarak güçlendirilmiş parlamenter sistemiyle hedeflerimize ve ülkemizde yaşanan son gelişmeleri dair değerlendirmeye çok nötr, üstünde çok konuşulacak bir şey yok. Ev sahibi olarak teşekkür etmiş. Evet ama tabii Ekin'e bu... Bitti mi? Altın toplantı bitmiş. Hı? Bilir. Bitti öyle gözüküyor. Şu ana kadar bu açıklama paylaşıldığında yani biraz toplantı sürüyordu ama açıklama şu anda bitti. Bitti. Açıklama paylaşıldığında toplantı sürüyordu. Burada yalnız ayrılıyorlar da şu anda. Bir konunun da tabii altını çizelim. Buyurun. Bu sefer dış politika konusunda önemli bir belirleme tabii yapılmış, onu da söyleyelim. Daha önce hatırlayacaksınız, özellikle Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nin değerleri gündeme getirilmişti. Burada da bir önemli farklılık olarak da son yıllarda kişisel ve tepkisel tercihlere bağlı olarak yaşanan savrulma, yani Türk dış politikası bakımından yaşanan savrulma, hedefsizlik ve vizyonsuzluğun son örneği NATO'nun Madrid zirvesinde görülmüştür deniyor. Şimdi bu tabii çok önemli bir konu. Yani Türkiye'de hatırlayın son birkaç aydır Erdoğan'ın nasıl bir kampanya oluşturduğunu, yani NATO zirvesi öncesi hangi kayıtları düştüğünü hepimiz hatırlıyoruz. Ancak orada birkaç saat içerisinde bütün politikanın değiştiği bir manzarayı gördük. Ve neyi anladık oradan? Aslında bütün bu sahnelenen tiyatronun arka planında o gün Erdoğan'la Biden arasındaki görüşmenin gerçekleştirilebilmesi varmış. Yani bütün bu aslında daha önceden gündeme getirilen açıklamaların arkasında böyle bir şey varmış. Ve Türkiye açısından şunu da belirtmek lazım. Bu üçlü mutabakat muhtırası, yani Türkiye, Finlandiya, İsveç arasındaki mutabakat muhtırası gerçekten bu metinde de belirtildiği gibi aslında hiçbir somut güvenceyi Türkiye için gündeme getirmiyor. Bunun yanında ama daha önemli bir konu olarak şunu not etmek gerekiyor. Türkiye'nin dış politikada çok önemli sorunları var ve en başta da tabii Sayın Erdoğan'ın Biden'la yaptığı görüşmede gündeme getirmesi gereken konular vardı değil mi? Şimdi mesela Türkiye malumunuz S-400 alımından sonra Amerikan yaptırımlarına maruz kalan bir ülke. Hem F-35 projesinden çıkarıldı hem katsa yaptırımları kapsamında. Bir defa sormak gerekiyor. Ey Erdoğan, sen bunu Biden'a sordun mu? Yani Türkiye'ye yönelik bu yaptırımlarla ilgili ne yapacaksın diye sordun mu? İkincisi yine malumunuz Biden Amerikan Başkanı olduktan sonra sözde Ermeni soykırımını kendi açıklamasında resmi olarak zikretmiş bir Amerikan Başkanı. Bunun Türkiye için kötü sonuçları da ilerleyen dönemde ortaya çıkabilir. Erdoğan'a yine sormak gerekiyor. Acaba sen bu görüşmede Biden'a bunu sordun mu? Ya da yine hatırlayacaksınız, Amerikan Kongresi geçmişte aldığı bir kararla Amerikan yönetimine bir görev vermişti. Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nın mal varlığının incelenmesiyle ilgili. Acaba Erdoğan o görüşmede Biden'a ya bu ne kepazelik, benim veremeyecek bir hesabım yok. Size ne oluyor Amerika'da, bunlar niye kongre tarafından kayıt altına alınıyor, sen ne yapıyorsun falan diye acaba sordu mu Erdoğan? Bunların hiçbirinin tabii sormadığını biliyoruz. Bütün mesele şudur Cüneyt Bey, yani ne yazık ki Türkiye'de iktidarın desteği gitgide eriyor. Yani Ertan Bey çok usta bir araştırmacı. Birazdan o anketlere açıklayacaktır. Türkiye'de seçmenin desteğini alamayan iktidar, seçmen desteğiyle iktidarda kalamayacağını gören iktidar, işte dünyadan bir takım güç merkezlerinden acaba destek alarak iktidarda kalabilir miyiz diye bir çaresiz beklenti içerisinde bütün bu, yani NATO zirvesi kapsamında karşı karşıya bulunduğumuz oyunda aslında bunu amaçlıyor. Bu nedenle bu bildiride de ortak açıklamada. O zaman tam burada diğer maddelere geçmeden Haldun Bey'e bir dönsek ve